Evet, saat 01'e kadar birlikte olacağız. 360 geceyi izliyorsunuz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız değerli izleyiciler. Aslında hem küresel gidişata dair merak ettiklerimiz var, hem de tabii ki bunun Türkiye'ye olan yansımalarıyla ilgili en kocaman soru enflasyon olduğu için biz de bununla başlamak isteriz. Profesör Doktor Selva Demiralp'le başlayalım. Hükümetin işaret ettiği bir takvim var enflasyondaki iyileşme için. İşte Şubat ayı işaret ediliyor. Önümüzde Şubat ayına kadar nasıl bir yol izlenir enflasyonla mücadele diyelim? Nasıl sonuçlar verebilir? Şubat gerçekçi bir takvim midir? Nasıl bir seyir beklemek lazım ve siz bu açıklamaya nasıl yaklaştınız? Buna başlamak isteriz. Sonra farklı boyutlarına da konunun gelelim birlikte. İşte kurdan tutun da küresel anlamda enflasyonla mücadele ne yapılıyor, Türkiye ne yapıyor? Bunlara bakalım beraber. Ben Türkiye'de şu anda enflasyonla mücadele politikası uygulandığını düşünmüyorum. Bilakis tüm dünyada enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına gidilirken, ki pek çok şu anda istatistik var. Çünkü eş zamanlı olarak çok ilginç bir dönemden geçiyor dünya şu anda. Eş zamanlı olarak bütün dünyada enflasyon problemi var ve bütün dünya, işte 90 yaklaşık ülke Merkez Bankası sene başından beri faiz artırımına gitmiş. Enflasyonla mücadele için, çünkü geleneksel ortodoks iktisadın bize söylediği faiz artırımlarına gidilmesi şeklinde ve bu konuda da bir fikir birliği olduğunu net rakamlardan görebiliyoruz. Eğer 90 ülke faiz artırımına gidiyorsa, ben burada bir sinyal olduğunu, güçlü bir sinyal etkisi var. Bizse faiz indirimlerine gidiyoruz. Yani tam tersi, enflasyonla mücadele değil, bilakis aslında düşük enflasyon olan ortamlarda enflasyonu yükseltmek için uygulanır faiz indirimleri. Biz bunu uyguluyoruz. Nitekim de aldığımız sonuçlar da o yönde. Çünkü geçen senenin Eylül'ünde, yaklaşık bir sene önce biz faiz indirimlerine başladık. Yaklaşık 7 puan faiz indirdik. Ve o zaman enflasyon %20 iken şu anda manşet enflasyon %80'e çıktı. Yani faiz düşürünce enflasyonun arttığına dair ders kitaplarındaki sonuçları biz Türkiye'de zaten gözlemliyoruz. Onun için hani soruya cevap olarak, eğer biz faiz indirmene devam edeceksek ya da mevcut seviyelerde tutacaksak diyelim ki, hükümet kanadından düşük faiz politikalarının devam edeceğine dair sinyaller de geliyor. Ben enflasyonun düşebileceğini düşünmüyorum. Enflasyon çünkü kendi kendine düşen bir değişken değil. Ha, ne zaman düşer enflasyon? Eğer bir arz şoku varsa, sistemin dışında, sizin kontrolünüz dışında arz kısıtından dolayı fiyatlar geçici bir süre arttıysa ve siz onun düşeceğine inanıyorsanız, mesela enerji fiyatları, o zaman tamam, kendi kendine düşmesi söz konusu olur. Bu söz konusu değil. Yani savaşın ya da hani Merkez Bankamızın politika metninde yer alan dünya barışının sağlanmasıyla enflasyon düşer. Dilerim ki savaş bitsin, ama Türkiye'deki %80'lerdeki enflasyon için en fazla, ne bileyim, dünyanın geri kalanındaki, dünyadaki savaşın yarattığı enflasyonun %10'larda olduğunu, bizde %80'lerde olduğunu düşünürsek, savaşın getirdiği enflasyon aslında bizim yaşadığımız enflasyonun çok düşük bir yüzdesi. Onun için o tamamen devre dışı kalsa bile biz Türkiye'de ciddi bir enflasyonda düşüş göremeyiz. Ha, bir de baz etkisi var. O da teknik bir konu. Şu demek, yani geçen sene bu zamanlarda o kadar yükselmişti ki enflasyon, geçen senenin son çeyreğinde ya da senenin başında. Onlar, o kadar enflasyon artmazsa bu sene teknik olarak bir kısıtlı düşüş olabilir. Ama ben bunların enflasyonda bir düşme, iyileşme şeklinde adlandırılmasını bile rahatsız edici buluyorum. Çünkü bu tamamen teknik bir takım faktörlerden gelen, bizim kontrolümüzde olmayan bir kısıtlı iyileşme olur. Biz doğru politikaları uygulamadığımız sürece maalesef biz yakın tarihimizde gördüğümüz, 2001 sonrası dönemde gördüğümüz en yüksek enflasyonla daha uzun bir süre baş başa kalacağız gibi görünüyor. Peki, teşekkürler.